çalıyı güzellerden hazırlığını gördüm, gördüm. Suna boylum cümle erenlerin karı beni, hüsnü cemalini görmeye geldim. Kusuru mahvet, bağışla beni, yeşilin evlilini sürmeye geldim. Ben inandım sıdkı özümüne, ulu dergahını gördüm gözümüne. Elildim önünde tatlı sazımına, Mansur gibi dara dara durdum. Böyle çekilirken arkasına... Topladığımız paralar, maddiyatlar, sadece köyün kalkınması için değil, onun yanında köyümüzde hasta, yardıma ihtiyacı olan buradaki cenaze, yani bir nevi dayanışma olacak. Bunu hepinizden rica ediyorum. Bir nevi dayanışma. Şimdiye kadar yapmadık, çok geç kaldık. Keşke bu geceyi 10 sene evvel yapsaydık. Keşke mevsim iyi olsaydı, çocuklarımız, kızlarımız, gelinlerimiz, torunlarımız, bizim birinci kuşağın torunları, birbirimizi kucaklasaydınız, sevseydiniz, daha iyi tanışsaydık. Ama ümit ediyorum, bu bir başlangıçtı. İkinci toplantıya daha geniş, daha kapsamlı, daha birbirimizi severek, daha birbirimizi tanıyarak, daha birbirimizi kucaklayarak yarınlara hepinize saygı selamlarımı sunuyorum. Efendim ben 1939'da Gümüşhane ili Kelkit kazası Deverskorsu köyünden dünyaya gelmiş. Annem Şemsi, babam Kamer. Bugüne kadar köyümün arzusunu, dilek ve temellerini içimde taşıyan birisiyim. Deverskorsu köyünden Kıtır'ın oğlu Veli Albayrak, 1962'de ben gençlerde şu dileğim var ki toplansınlar bir araya, efendime söyleyeyim, kaçmasınlar, derneğe vurgarsınlar, köyümüze vurgarsınlar, köyün en, yani ne olursa olsun köy köydür. Dedemizin, babamızın orayı dedemiz satın aldı bir atına. Benim adım Hasan Albayrak. Evet. Şetkan Hüseyin oğlum. Kelkit'in Devekorsu köyünde Hüseyin Albayrak'ın oğluyum Hasan. Evet. Hepsi bir. Hepsi evet. İyilik, iyilik, dürüstlük, beraberlik, birlik, beraberlik. O nedir? Evet. Sağlıklı. Benim arızların yokuz. Ben Müslüm Aktaş. 1945 doğumluyum. Evet. Kelkit doğumlu, Gümüşhane Kelkit. Evet. 69'lu 7. ayın 16'sında yurt işine geldim Almanya'da. Tek yumruk, evet. Tek canız. Evet. Biz o köyde ne diyor, ne incindik ne de incittik. Evet. Siz bizim parçalarımızsınız, bizim gelecek yarınların aydınlarısınız. Evet. Size ben teşekkür ederim ki böyle genç çocuklarımız, saygılı çocuklarımız, saygılı gençlerimiz var. Ben Yaşar Albayrak, evet. Devekorsu köyü İmam Albayrak'ın oğlu. Kaç senesinde Almanya'ya geldiniz? 71. Valla duygular şöyleydi. Almanya'ya bir an önce gidelim, kendimize bir ev, bir dükkan alalım. Evet. Hemen tekrar birkaç sene içinde dönmek şeyine geldik. Hırsıyla. O hırsı da hak etti, o zaman başardık yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Kazım Albayrak. Gümüşhane Kelkit Devekorsu köyünde Kıdır Albayrak'ın oğlu Kazım. Almanya 1963'te 7. ayın 29'unda Almanya'da iş başı yaptım. Bir coşku, böyle bir şey, bir anda çok mutluyum. Şimdi Deverskorsu geçtiğinde benim temennim şudur. Beraber olmak, birlik olmak, her şey birlikte, beraberlikle olur. Tanıdım. Adınızı alabilir miyim? Hüseyin Albayrak. Baba adı? İsmail. Hangi senesinde Almanya'ya geldiniz? 1981'de. Ne işle meşgulsunuz? İnşaat. İnşaat işiyle. Buraya Almanya'ya ya da Fransa'ya gelirken hangi duygularla geldiniz? Çalışıp para kazanmak,
tüm arkadaşıma yardım etmek zorunda. Şimdi şu anda Devekoslu köyünün 2007 eylemcisindeyiz. Bir seçim yapıldı, bir genel kurul yapıldı. Siz bu genel kurul açısından neler düşünüyorsunuz? Neler demek istersiniz? Biraz yanlış gördüm. Yanlış derken neleri kastediyorsunuz? Yanlış. Birbirimize karşı böyle sempati, yani birbirimizi sevmedik. Evet. Birbirimize böyle karşı çıkmayı ben kendime yakıştıramadım, topluma da yakıştırmıyorum. Burada son Devekoslu gençliğine neler demek istersiniz? Gençlik bu işe sahip çıkması lazım.